Türkiye'nin tek kültür sanat kanalı TRT 2'den felsefe söyleşilerinden yeniden merhabalar efendim. Tekrar huzurlarınızdayız ve Sümerleri, Batı medeniyetlerinin ilk havzasını oluşturan medeniyeti Sümerleri inceliyoruz. Tabii ki biz incelemiyoruz. İnceleyen isim Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı hocamız. Değerli hocamız yine stüdyomuzda. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Nasılsınız hocam efendim? Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz canım hocam. Ee, yine programımızda daimi konuğumuz ve editörümüz Beytullah Çakır da yanımızda. Hoş geldin sen de Hoş Beytullah'cığım. Bulduk. Afiyetlesin sen de. Hamdolsun siz değilsiniz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Sümerlere girdik. Tekerlekten bahsettik. Yazıdan bahsettik. Yelkenden bahsettik. Devletten bahsetti. Değerli hocamız. E, biz yazı konusunu konuşurken. Hocam demişti ki neden sorusunu ben senden önce sorayım demişti en son. E, niye ortaya çıktı yazı bir ihtiyaca bina mi doğdu demiştik. Ondan sonra da biz... Bu konuyu okullaşma sürecini konuşmaya devam etmiştik değerli hocam. Dilerseniz yazıdan devam edelim. Sonra devlet meselesine mi girelim? Nasıl arzu edersiniz? Ee, evet, tercihte zorluk çekiyoruz efendim. Her şeyden önce iyi akşamlar diliyorum. Ee, saygı ve sevgilerimizle yine önünüzdeyiz, huzurunuzdayız. Şimdi. Öncelik devlette olmalı. Ee, bütün yenilikler devlete bağlı olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü devletin icadı akla en son gelecek olaydır. Ee, niye devletleşmişlerdir? Ee, rahat mı battı? Yani ne oluyor? E, boydular, işte e, obaydılar insanlar. Devlet de nereden çıkıyor? şeysi karşımızda beliriyor sorusu. Nüfus artıyor her şeyden önce. Yani milattan önce üçüncü bine geldiğimizde e, dünyanın insanların nüfusu 500 milyona yaklaştığı söylenir. Tabii bunları kesinlemek imkansız ama böyle tahminler var çeşitli ip uçları sürülerek böyle tahminlerde bulunuyor. Daha önce topluluklar tecrit olmuş durumda yaşıyorlardı. Bu nüfus arttıkça ve yeryüzünün değişik görelerine e, insanlar yayıldıkça karşılaşıyorlar. Bu karşılaşmalar öncelikle e, şeyden ortaya çıkıyor, kaçma tepkisini gösteriyorlar. Daha sonra ya çatışıyorlar. Kaç sevişiyorlar. Tabii bugünlerde ortaya çıkan bir olay değil bu. Çok önceleri de var. Bahsettik Afrika'dan çıkışta 100 bin olarak düşünülüyor Afrika'dan çıkış ve bir kol doğuya gidiyor. Hatta orada da ikiye ayrılıyor. Kuzeyden çıkan Sina Yarımadası üzerinden. Doğuya yönelenler var. Bir de aşağıda bugünkü e, Eritre dediğimiz yerden Cibuti taraflarından Yemen'e geçenler var. Deniz seviyesi çok düşüktü. E, sığ sulardan herhangi bir nesneyle öbür tarafa geçmek mümkündü. Niye bu seyahat etme? gereği ortaya çıkmıştır. Bunlar seyahat de değil, aslında yer değiştirme anlamında. Yani e, her şeyse önünde ve arkasında olan insanların rahatı öyle bir şey söz konusu değildi. E, yaşama alanları elverişsiz hale gelmekteydi. Afrika'da da yani yüz binden önce de Afrika'da Yaşama alanları dar gelmeye başladı. Nüfus arttıkça, çevrelerini sömürünce insanlar bitkileri, işte meyveleri vesaire yiyerek çevrelerini sömürdükçe e, o çevre şartları bozuluyor, o çevre çöküyor. Çökünce yer değiştirmek mecburiyetinde kalıyor, yeni yerlere geçmek gerekiyor Çünkü üretimden bahsedemiyoruz o dönemde. Üretim diye bir şey yok. Tüketiyor sadece çevresini tüketiyor. Bir de yabani hayvanların izini sürüyor. Çünkü onlar avlanıyorlar, bıraktıklarını leşleri toplayıp yiyorlar. Tüketiyorlar. Ee, avcılık çok <laughs> az miktarda yani kazara. Bir hayvanı öldürebilirse öldürüyor. Şimdi bu beşer insandan önce de, Homo sapiens sapiens'ten önce de beşersiler Afrika'yı terk etmişlerdi. Dik duranlar, e, becerebilen beşerler yani Homo habilis, Homo erectus <laughs> bunlar Afrika'yı çok önceden terk etmişlerdi. Avrasya'ya yayılmışlardı. Amerika'ya giden yok. Avrasya'ya yayılmışlardı. İnsanla bu yüzbinden önce mi terk etmişler? Tabi. Ee, şöyle söyleyeyim size. Yaklaşık 2 milyon yıl önce beşer, yani beşer insandan önce beşer. Afrika'yı terk etmişti. Afrika'dan çıkmıştı, terk etmişti derken Afrika'da tabii yaşayanları vardı ama Afrika'dan çıkanlardan bahsedebiliriz. Ee, ta bunlar aşağı yukarı e, yüz binlerde e, Çin'e filan ulaşmışlardı. Pekin adamı var. Ve Pekin'de e, mağarada Ateş yakıldığını biliyoruz. Bunu ya bizim atalarımız, beşer insan yapmıştır veya daha önceki e, <laughs> Homo habilis bunu yapmış olabilir. Yani becerebilen beşer. E, şimdi o dönemlerde insan, beşer insan cins taşlarıyla bunlar aynı türden değil ama aynı cinsten biyolojik e, bağlamda konuşursak aynı cinsten cinsten karşılaşmış olma ihtimali kuvvetlidir. Özellikle e, Homo neandertalensis Homo neandertalensis Bizimkisi Homo sapiens sapiens Avrupa'da birlikte yaşamışlardır. 80. bin ile 30. bin arasında üst sınırı bilmiyoruz ama otuzuncu binde bunun ortadan kalktığını biliyoruz. Buraya kadar gelebilmiş. Hocam bunların ne anlama geldiğini de yine bir hatırlatalım Onunla mı isterseniz? Söyledim. Homo beşer demektir. Latince'de beşer demektir. Ee, ne demektir beşer? İnsanın Hmm. dirimsel yapısı, biyotik yapısı, Türkçesi bir dirimsel oluyor. Ee, bunlardan bahsetmedik mi? Şimdi şey yapamıyorum. Evet bayağı bahsettik hocam bu konuda. Bahsettik hani hatırlatmak bağında babında ee, belki yeni izleyenler olursa. Çünkü yabancı kalmasın. insan ilkin, ilkin beşer olarak e, temayüz ediyor. Yani ee, kadın erkek cinsiyet ilişkisinden ortaya çıkan o e, şey yumurta döllenmiş yumurta ile e, dünyaya geliş arasındaki e, sürede salt bir beşer yaşamasını yaşamını sürmekteyiz. 9 şu kadar ay ya da e, daha önce de e, erken doğumlarda da e, olabiliyor tabii. Her neyse burada tamamıyla bir beşer özelliği yani dirimsel özellikler gösteriyor. İşte, nefes alıyor, veriyor, besin alıyor, büyüyor, metabolizması var. Ana rahmindeki e, çocuğun, bebeğin. Burada dünyaya geldikten sonra, o dokuz ayı tamamlayıp dünyaya geldikten sonra bambaşka bir olay baş gösteriyor. Burada toplumsallaşıyor, kültür ediniyor ve bütün bunların toplamı insanlaşıyoruz. İnsan oluyoruz. Tamamıyla bu beşer tabanından bağımsız bir insanlaşma olayı baş gösteriyor. Ama burayı da terk edemiyoruz. Burayı terk etmek beşerliği terk etmek ölüm demek. O üst yapı sürdüremezsin burayı terk ettiğin vakit. O üst yapı, o insanlaşma da gerçekleşmediği ölçüde beşerliği sürdüremezsin. Yani e, hayat için şart olan bütün... Ee, yapılanmalar öğrenmeyle bağlantılıdır. Yürüme, oturma, defa yeme, içme, en babası da konuşma, dil yani. Bütün bunlar öğreniliyor. Öğrenme nerede ortaya çıkar? Kültür ortamında ortaya çıkar. İnsan iki iki çerçeveli bir yaratıktır. Bir tarafında doğa çevresi vardır. Onun o e, beşerliğini, dinimsel yapısını ayakta tutan çevresi vardır. İşte havaydı, suydu, e, Besinlerdi vesaire. Buradaki şartlanma asgari seviyededir ömür canlılarla karşılaştırdığımızda. Yani mesela hayvanlarla karşılaştırdığımızda hayvan çevresine doğar, çevresinin e, yalın kat ürünüdür. İnsan çevreye muhtaç olmakla birlikte ondan bağımsızdır. İnsanı belirleyen bir harita, dünya haritamız gelse keşke Boratcığım. İnsanı belirleyen çevre şartları olmakla birlikte bunlardan bağımsız yaşayabiliyor. Buradan hareket eden sıcak tropik bölgelerden çıkan bir kişi pekala kuzey kutup dairesinde yaşayabiliyor. Burada söküp buraya ektiğin bir bitki mesela hurmayı al buradan Hicaz'dan yahut da ne bileyim ben Filistin'den Götür e, şurası Novaya Zemlya adasıdır, kuzey buz denizinde. Bu adaya dik bakalım, ne oluyor? Havacıva. E, ya yani o kadar kuzeye gitmeye bile lüzum yok. Ne bileyim ben alıp da işte Avrupa'da herhangi bir yere diktiğim vakitte bitmez. Bu hayvanlar için de böyledir. Çok az hayvan var ki. E, yeryüzünün çeşitli iklim kuşaklarında yaşıyor olabilsin. Onlar da çoğunlukla insanlar tarafından götürülmüştür. O hayvanlar. Şimdi Teker teker saymaya hacet yok. Mesela çok şaşardım. Alışık olduğumuz hayvanları tropik bölgelerde, İndonezya'da, işte ne Malezya'da mesela koyun, keçi... İnek filan bulamazdık. Yoktu. Eti de olmazdı. Oralarda ithal olarak satılırdı. Bu dediğim hayvanların eti. Benzeri bir sürü başka örnek verebilirim. İnsan her ortamda her çevrede daha doğrusu hayat bulabiliyor. Çünkü o dinimsel çevrenin dışında kendisine yarattığı, imal ettiği kültür ortamıdır. O kültür ortamın içerisinde e, yaşama imkanını elde etmektedir. Ve o kültür ortamı, kültür ortamı, kültür ortamı, doğal çevreyi belirliyor, etkiliyor. Doğal çevrede kültürü belirliyor mu? Belirliyor. Kültürün ağırlığı yükseldikçe arttıkça arttıkça buranın derecesi düşüyor ve burasının en fazla ağırlık taşıdığı yahut da en çok ağırlaştığı seviye medeniyettir. devlettir. Med medeniyet Devletten gelir. Medine. Medine devlet demektir. Şehir devleti. Daha önce bahsettik buna. Polis, evet kivitas. Türkçe'de de kent diyoruz biz buna. Bu şehir devletine. E, bunun ilk başat örneğini Daha önce geçtik, işte Çin'de, Mohenjo-Daro'da gördüğümüzü söyledik. Sümerler'de buluyoruz. Sümerler'le e, bu olayla karşı karşıya geliyoruz. Son derece yeni bir şey. Çünkü artan bir nüfusta söz ediyoruz, bir bütünlüklü bir devlet yok. Şehir devletleri var. Kentler var. Susa, Ur, Uruk. En büyüğü de Ur. Bu şehirlerden. Yaklaşık yine tahminlere göre 60-70 bin nüfusluk bir yer ki muazzam bir nüfus o günler için. Bugünkü benim sevgili Kırklareli'nin ee, ebadında bir şehir. Düşünebiliyor musunuz? Bugün e, tekmeleri çok ufak kabul ediliyor. Bir ucundan öbür ucuna iki adımda gide, giderdim. Sonra aklıma gelirdi. Ur bu kadar olmalı derdim. Ve o insanlara ne, kadar kalabalık, ne kadar büyük geliyordu. Ee, İstanbul'un orta halli bir kazası. 70 bin Şunun bir buçuk milyonluk yerleri var İstanbul'un kazaları var. E, bu nüfus e, çokluğuna yol açan sebeplerden biri dışarıdan farklı kanlardan gelen insanların bir araya gelmesidir. Akrabalarda moyda obada gördüğümüz müte mütecanis topluluk aynı soydan geldiğine inandığı inanan insanlar gel yani öyle midir değil midir tabii o her zaman belirlenemeyebilir ama büyük çoğunluğuyla aynı soydan geldiklerine inanıyorlar aynı kanı taşıdıklarına. Çünkü eski anlayışta insanın esası olan ruh kanda dolaştığına inanılmaktaydı. Onun için muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kanda arıyoruz. Yani ruhumuzda damarlarımızda e, dolaşan çok eski bir anlayış bu o ruhta arıyoruz. O günümüze de gelmiş bir ne diyeyim size? Anlayış. İtikattır. O ruhun canın kanda yürüyor olması. Onun için insanın kanının dökülmesi büyük bir felaket olarak kabul edilir. Yani ruhun gidiyor demektir. Şimdi Bu değişik soydan gelen insanlar tabii farklı dilleri kullanıyorlar. Dinleri de değişik. Bir araya toplaşıyorlar. Bir araya geliyorlar. Ayrı ayrı mahalleleri var filan ama yine de işte çarşıda, pazarda, e, tapınaklarda buluşuyorlar. Burada, soylardan biri hakim oluyor. Dini hakim oluyor her şeyden önce. Çünkü en önemli olay olnum olası din olmuştur. Bu bir vakadır. silemezsin, kaldıramazsın. Yani dinin öngördüğü ruhaniyet insanlar için bir esas teşkil etmiştir. Peki ilk devlet örneklerine e, teokratik diyebilir miyiz hocam? Teokratik e, devlet Tabii. Adını. Tabii çünkü şimdi gene boydan farklı olarak burada bir idareci e, sınıf teşekkür ediyor. Sadece idareci değil, sınıflılık geliyor. Sınıf farkları baş gösteriyor. Her alanda bir sınıflaşma var. Kadın erkek birlikteliği bozuluyor. Onu da hemen söyleyeyim. Medeniyetler geldikçe ve yükseldikçe kadının durumu kötüleşmiştir. Medeniyet erkek egemen bir topluma evet. mı götürüyor bizi? Bütün medeniyetlerde bunu gör görüyoruz. Bütün medeniyetlerde kadının durumu hep kötüleşmiştir. Peki bunun sebebi ne hocam? Bunu geleceğiz, bunu şey yapacağız. Not alalım. Eee... Üretim ve tüketim ilişkileri bakımından bir sınıflaşma ortaya çıkıyor. Bu üretim ve tüketim ilişkilerinde çok önemli bir yer tutan mülkiyet var. Bütün bunlar yoktu daha önce. Bunları yakından gözlemleme imkanımız olmuştur. Türkmen boyları arasında bulunduğumda şaşırtıcı derecede mesela kadın erkek eşitliğini görmüşümdür. Bu bugün propagandası yapılan o yapmacık, suni filan falan şeyler değil. Kadın hakları vardır bilmem şu mu öyle bir şey. Yok. Adamlar yaşayışlarında olağan bir biçimde senin sorunun cevabına geliyorum. Aynı düzlemde, platformda e, gündelik yaşayışlarını sürdürmüşlerdir. Birincisi mülkiyet sorunu yok. Herkesin kendi çadırı var, her ailenin. Ondan sonra ailelerin Keçi sürüleri var. Senin süründen benim sürüme bir hayvan karışır. Benimkisinden seninkisine karışır. Bu sorun değildir. Daha önceleri ailelere göre ayrılan sürü de yok. Obaya ortaktı sürüler. Bu dediğim, bu benim gözlemlediğim tabii bundan 50 yıl önceki bir olay. Yani Daha dün kadar yakın bir şey. Bugün o da yok büyük ihtimalle. Hayvancılıktan önce de, hayvancılık sonra çıkan bir olay. Hayvancılıktan önce e, avcılık var. Ondan önce de toplayıcılık vardı. E, oralarda zaten mülke hiç ihtiyaç yok. Yani e, çadırım da yok, hayvanım da yok. İşte herkes, bütün bir oba bir akraba topluluğu aynı mağarada yahut ıı, bir derme çatma barınağın altında yaşıyor. E, bu tür bir yaşayışın değişmesine şu coğrafyada ihtiyaç yok. Arbut piş ağzıma düş. Sıcak iklim, mol yağış o günler için konuşuyorum. Tabi iklim değişiklikleri oluyor. Oldukça da bu insanlar harekete geçiyorlar. Sadece nüfusun artması değil, hava şartları da değiştikçe, iklim değiştikçe yerlerinde duramıyorlar. Şeye gitmekleri. Çünkü e, uzun zaman bu Orta Afrika'da... E, gür bir bitki yapısı varken orman ormanın biraz ötesinde çayır, savanna dedikleri o savanna da o çayırlarda rahatlıkla yaşıyorlardı. Çok rahat ediyorlardı. Ne zaman iklim değişiyor, kuraklık baş gösteriyor. O vakit oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Devam edemiyor. Şimdi medeniyetin de teşekkül ettiği coğrafyalar mesela işte şurası ee, biz bir Sümer haritası görsek Burak'cığım o havalide Toprak çok bit. Bakın şu Fırat, e, bu da şey Dijne, e, bu bugünü bugünü e, çıkarmışlar. Bu e, birleşmezdi çok eskiden Sümer döneminde ayrı ayrı dökülürlerdi e, şeye Basra Körfezi'ne. Şimdi birleşerek dökülüyorlar. Burada gösterildiği gibi Şaddül Arap denilir buraya Bu Şurada yüksek dağlar var Zaros dağları Bunlar buradan Bizim aşağı yukarı Güneydoğu Anadolu'dan başlar ee, İran'ın batısını Şeyden ayırır Cezire'den Mesopotamya Yunancası Cezire Arapçası Buradan bu dağlar ayırıyor ve böyle ta Belucistan'a kadar uzanırlar. Ve bu arada şu dağ yamacıyla Körfez arasında kalan e, dar bir alan vardır. Buradan başlar Mesopotamya yukarı kuzeye ve batıya burada Ebla denilen yere dek uzanır. Şu büyük e, saha Mesopotamya'dır. Bu sahada e, ırmakları takip eden topraklar çok verimlidir. Çok verimlidir. Ortada ve e, batısında, şeyin Fırat'ın batısında çöl vardır. Biraz şeyi andırır, nili andırır. Nil boyunca da e, hayat vardır. Mümbittir toprak ama az ötesi... Ölüm demektir. Çöl, çöldür, çöldür. Şimdi burada bu insanların buraya üşüşmesi çok olağan bir olaydır. Herkes burada yaşamak istiyor. Buraya hücum ediyorlar. Su kaynakları var çünkü. Su kaynağı var, toprak e, elverişli. Ama ee, haricinde başka bir şey yok hocam. Yani hani toprak verimli olması, su kaynağı olması tabii ki çok önemli ama. Mesela. Başka ne olsun? Daha mesela ne istiyorsun? İşte taş, orman vesaire vesaire gibi şeyler. Efendim. Olmaması. Orman zayıf. Buralarda orman yok. Fakat şu Şaddül Arap kısmında e, çok zengin, gür bir bitki örtüsü var. Adam boyu kamışlar var bataklıktı burası. Ne yazık ki Saddam cezalandırmak için e, bu ırmakları kesmiş vaktiyle ve burası buradaki bataklıkları kuruttu. Yakın bir geçmişte. Belki yeniden şimdi su veriliyordur. Yeniden bataklaşmıştır. Orada yaşayan tecrid olmuş bir topluluk denir. Sümerlerin ahvadıymış. Doğru yalan bilmiyoruz. <laughs> Sümerler nereden geldikleri belli olmayan ama altıncı binin sonları beşinci binin başlarında bu civara yerleşmiş olduklarını biliyoruz. Ve o tarihten, beşinci binden birinci bine milattan önce. Sümer dili geçer akçeydi. Beş bin yıllık bir dil. Muazzam bir şey. Geçer akçeydi. Aşağı yukarı ikinci binde... E, ...şey bitiyor. Konuşulmuyor artık. Konuşma... ...dili olmaktan çıkıyor. Ama birinci bine değin... ...medeniyet dili olarak devam ediyor öbür Sümerli olmayan kavimler Sümerciyi e, din dili ve e, diplomasi dili de belki e, yazı dili olarak kullanıyorlar. Peki bu bozulmanın yani bu dilin artık kullanılmamasının gerekçesini nasıl açıklayabiliyoruz? E, o devlet ortadan kalkıyor Sümer devletleri devletleri ortadan kalkıyorlar. E, bu devletlerin Tabii ki yazı ve kullanım dili olarak Sümerce geçerliliğini yitiriyor. Yani öğrenme gereği olmuyor artık. Kimsenin ana dili değil. Benzerini çok sonraki tarihi dönemlerde mesela Latince ile görüyoruz. Sanskritçe ile görüyoruz. Roma Devleti ortadan kalkınca Latince'de devlet dili olmaktan çıkıyor. Ama devam ediyor. Günümüze değin bir büyük kültür, medeniyet dili olarak geliyor. Kilisede kullanılıyor mesela din dili olarak. Sümercenin bu kadar uzun ömürlü olmasının başta gelen sebebi tarihteki ilk yazılı dildir. İlk yazılı dildir. Yani ağızdan kulağa diller ölüyorlar. unutuluyor. Burada bir devlet diliyle baş başayız artı bu dil yazıya geçiyor. Yazı insanın en vefalı dostudur kültürlerin kültür devamlılığını sağlayan yazıdır. Yazıya geçmeyip de daha sonra kaydedilen diller var. Bahsettik mesela ıbıhça. Bir Kafkas dili, bir Çerkez dili yazısı yoktu. Ne vakit <laughs> Dümezil adındaki büyük filozof, Fransız filozofu bunu kayda geçirmiştir. Bu dil ölmekten kurtulmuştur bugün. En azından kağıt üstünde duruyor. Sadece kağıt üstünde değil tabii. Ses kayıt cihazlarını falan geçirin. Bugün bu yöntem çok uygulanıyor yeryüzünde. Ölmeye yatkın dilleri kayda geçiriyorlar. ...bir kere geçirdim, bir tamam. Kurtarıyorsun paçayı. Şimdi... ...yazının icadı... ...Sümerler'in en büyük... ...başarısıdır. Ama daha önceki konuşmalarımızda... ...dediğimiz gibi... ...yani Sümer... ...akla durgunluk verecek... ...bir dahi... ...kavim icat edilmedik bir şey bırakmadı adamlar. Bir kere devlet kuruyor. Hukukuyla, iktisadıyla, siyasetiyle devlet kuruyor. Bu devlette haliyle mülkiyet olayı karşımıza çıkıyor. İş bölümü ortaya çıkıyor. Meslekler beliriyor. En tepede e, din sınıfı var ve o sınıf devleti yönetiyor. Din devleti dediğimiz olay karşımıza çıkıyor. Teokrasi. Onun altında yazıcılar var. Yazıcılarla birlikte koruyucular var. Devlette daha önce söylemeyi ihmal ettiğim bir zümre koruyuculardır. Bugünün polisine, askerine karşılık gelebilecek bir zümre karşımıza çıkıyor. Bu genellikle devleti korumakla toplumu savunmakla yükümlü bir meslek sınıfıdır asker. Tamam mı? daha önce yok muydu? Yoktu. Bir obada boyda herkes icaba halinde savaşa gidiyor. Kadınıyla erkeğiyle Ama devlet ortaya çıktıktan sonra herkes artık asker değil. ya da savaşçı değil. Asker ile savaşçıyı zaten ayırt etmek lazım. Askerlik bir meslektir. Savaşçılık adı üstünde savaşan kişidir. Düzenli bir ordudan bahsedebiliyor muyuz hocam? Düzenli bir ordu ortaya çıkıyor. Her devlette bu oluyor mu? Olmuyor. Çok sonra geleceğimiz mesela Atina'da kalıcı bir ordu yoktu. Devlet olmakla birlikte ordu yok. Ne savaş çıktığı anda vatandaş askere gidiyor. Ödevi bu. Nasıl ki ömür boyunca Atina'da adaletle, siyasetle ilgilenmek zorundaysan bu senin ödevinse aynı şekilde savaş halinde cepheye gitmek de yine senin ödevindi. Isparta'da böyle değildi. Isparta'da herkes askerdi. Orada da sivil yok. Sivil yok. Herkes asker. Şimdi sivilin olduğu yerde burada sivil var. Askerin yanında sivil var. Sivilin olduğu yerde üretim oluyor. Üretim de devletle birlikte, medeniyetle birlikte çıkmıştır. Yani senin <laughs> e, elde ettiğin doğadan çıkardığın ham maddeyi işleyip doğada bulunmayan bir mala dönüştürüyorsun. Peynir doğada yoktur. Ne yapıyorsun? Süt doğada var mı? Var. Maya o da doğada var. Bunları bir araya getiriyorsun. İşte başka bir şeyler daha var mı? Yok mu bilmiyorum. Tuzu, şu su, bu su ve ortaya doğada olmayan bir şey çıkıyor karşımıza. Olmayan bir şeyi meydana getirmek, getirmeyi düşünmek nehayet. Yoğurt böyledir, peynir böyledir, ayran böyledir, ne bileyim ekmek böyledir, oturduğumuz masalar böyledir, iskemleler böyledir. Bunlar hepsi deha ürünlüdürler. Yani. Hiçbir ağacın alnında benden masa iskemle imal edilir diye yazmaz. Hiçbir akan dereden derede yahut da ırmakta alnında benden elektrik enerjisi üretilir diye bir şey yazmaz. Bu sıçramalı Boğlağın üstü düşünme tarzı felsefenin de eşiğidir. Teemmül dediğimiz bu mu oluyor hocam? Teemmül dediğimiz bu oluyor. Evet. Düşündüğünün Homo sapiens sapiens. Sapiens bilme. Bildiğinin üstüne tekrar bilmeye çalışıyorsun. Düz doğaya dön, dönmüyorsun. Doğadan elde ettiğin bir bilgi var. Ama onun üstünde tekrar eğiliyorsun ve oradan tekrar bir bilgi devşiriyorsun. İşte o teemmül bu bireyliliği de ortaya çıkaran bir şey. Bu bireylilikten ziyade kişiliği ortaya çıkarıyor. Bireylilik her insanda var. Obada da var, boyda da var, her yerde var. Nihayet ben senden farklı bir yapıda olduğumu fark ediyorum. Duyuyorum, hissediyorum. Ama bunun üzerinde düşünerek kendi özelliklerimi belirlemek suretiyle bireyliliğimi düşünce yoluyla tahkim etmem, pekiştirmem kişiliğimi beraberinde getirir. Düşündüğü ölçüde yani aklını kullandığı ölçüde bir birey kişileşir. Düşünceyi düşünmeyi daha doğrusu Tadil ettiğinde kişiliğin düşer. O sebeple boylarda, obalarda kişiliğin gelişmesi istenmezdi. Daha kolektif olunmak istiyor. Kolektif iste. oluyor. Bireyler ortak bir zeminde buluşuyorlar. Medeni Devletleştiğimiz ölçüde, medeniyet seviyesi arttığı ölçüde ayrışmada farklılaşır. Zaten maddi hayat ayrışıyor. Demin dedim ya, e, mülkiyet karşımıza çıkıyor. İster istemez çıkıyor. Yaptığın işe göre mülkleşiyorsun. Zanaatkarsan aletin edevatın var. Çiftçiysen, rençbersen, zanaatkarın, marangozun, ne bileyim ben, e, gümüşçünün, işte araba imalatçısının aletlerine sahip değilsin. Başka aletlerin var. O aletleri de çoğu kere alet imal edenden alıyorsun. Böylelikle bir Değiş tokuş bir geçişlilik var. Kimler arasında? Meslek öbekleri. Dolayısıyla da oluşan sınıflar arasında. Gidiş gelişler var. Sana ihtiyaç duyduğun muğdayı, arpayı, yulafı veriyorum. Senden ihtiyaç duyduğum karasabanı, işte ne bileyim arabayı vesaire alıyorum hayvan yetiştiricisi ile temasa geçiyorum. Onun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini veriyorum. Sebze, işte hububatı filan ve ondan ihtiyaç duyduğum o bölgede hangi hayvan e, yaşama şansına sahipse ne bileyim ben sıcak bölgelerde, sulak yerlerde, manda çok geçer akçedir. Daha kurak yerlerde işte otlaklarda vesaire inek vardır. Keçi Daha vardır. senin yerlerde, soğuk yerlerde işte koyun, keçi filan falan. Bunları da hayvancıdan alıyorum. Böyle bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. Olmayan bir şeyi işte Sümer getiriyor. Salt düşünce adamını getiriyor. Yazı çıkıyor ortaya. Yazı insanın insanın doğallıktan önemli bir adım uzaklaşmasıdır. Zaten medeniyetle hayli uzaklaştık doğadan. Yazının çıkışı büsbütün büs uzaklaşıyor. Artık dünyaya gelişinden itibaren edindiğin ana dilin üstüne yani konuşma dilinin üstüne bir yazı dili geliyor. O konuşma dili tabii ki başka yaratıklarda yok, hayvanlarda, bitkilerde vesaire yok. Ama insan onu doğallıkla ediniyor. Kültürün içinde yetişirken eğitimle alıyor. Öncelikle de annesinden alıyor. Her şeyi annemizden aldığımız gibi dili de ondan alıyoruz. Onun için de ana dil diyoruz biz buna. Ana, yani ana dilin iki anlamı var. Bir, yaşadığım yerin esas dili. İki, annemden edindiğim dil. Annem o ana dili konuşmuyorsa Türkçenin yine çok büyük bir zenginliği bu. Başka bir ana dili varsa annemin benim yaşadığım ülkeden farklı bir dille sahipse o takdirde ona Türkçede anne dili diyoruz. Bu da bitişik mi yazılıyor hocam? Tabii terimdir bu terimleri bitişik yazmamız lazım. Bu bir 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 hastalıktır bizde. Niye bu ayrı ayrı yazarlar? Her şeyi ayırma gereği e, duyuyor. Efendim işte Türkçenin e, özelliği buymuş. Nereden çıkarıyorsun ya? Yani niye böyle bir öz? Özel... E, terimleşen kelimeler, terim haline almış kelimeler, bitişik yazılması lazım gelir. Yani, <laughs> Kasım Patı'yı da bitişik yazmıyor muyuz? Orada da Kasım var ve <laughs> Patı var değil mi? Bunun gibi bir şey. Neyse ee, yazı dili Bir kere kalıcılığı beraberinde getirmiştir. Kalıcılık, dildeki kalıcılık kültürün sürekliliğini verir. Yazı bu yüzden muhafaza edilmelidir diyorsunuz Aynen, ısrarla o. siz. E, nasıl ki canlının kalıcılığı e, kalıtımıyla ayakta tutuluyorsa, kalıtımıyla... Kültürün sürekliliği yazı diline bağlıdır. Yazı yazıyı değiştirdim mi? Yazı dilini bozdum mu? O kültür çöker. Bugün bazı kavramları anlayamıyor oluşumuzun temelinde de zannediyorum ki bu var. Her kavram, her kavram o kültüre açılan bir penceredir e, ee, kelime kavramlar kavramlar sözlerle e, ortaya konulurlar. Sözün iki katı vardır. Anlam katı vardır. Sözlükte karşılığını bulursun onun. İşte ne bileyim ben yürek dersin içimizdeki bir organdır bu işte kan kana basar. Ee, şeyin Türkçesidir. Kalbin Türkçesidir. Onun arkasında sözlüğe yansımayan anlamlar daha vardır. Manasıdır o kelimenin. O sözün an manasıdır, Denin anlamıdır. İşte mesela cesaret, yürekli adam. Tabansız, yüreksiz. Kalp aynı anlama geliyor. O da işte kan basan bir nesnedir ama kalpsiz ile yüreksiz apayrı şeylerdir. O dili iyi bilmiyorsan o dile hakim değilsen bu mana ayrımlarını, anlamları bilmekle birlikte mana ayrımlarını yapamıyorsun. Ne oluyor o zaman? Karışıyor. Annemin babamın arkadaşları vardı Zonguldak'ta. Bey Baytar'dı Almanya'da. İşte bütün 20'li yıllardaki bizim o neslin Almanya'da okuması. O da gitmiş orada evlenip geliyorlar. <laughs> Hanımı Berlinliydi. Tabii çoktan hepsi terki dünya etmiş gitmişler artık. Ee, Karacabey harasında çalışıyordu o bey. My, koca, Maytaro dediğim kişi. Adamın bir yakını Bursa'da galiba ölüyor. Baş sağlığına gidiyorlar. Zil çalıyor filan ya da kapıyı vuruyorlar. O zamanlar zil belki yoktu. Kapıyı çalıyorlar. Kapıyı ölen adamın karısı açıyor. Bu Alman asıllı hanım daha Türkçe'yi yeni öğreniyor. Başını sağ olsun ile Allah kavuştursunu karıştırıyor. <laughs> Allah kavuştursun diyor. <laughs> Ölen kişinin hanımına. O da inşallah diyor. Muhammed <laughs> oh, Efendim. Dillerin böyle özellikleri var. Ve bunları öyle hani ee, ben falanca dili biliyorum, filanca dili biliyorum ondan sonra oh iç, bir ucundan girdi bir ucundan çıkıyor filan şeyleriyle dolaşan adamlar var. Hocam Allah kavuştursun demişken e, bizde de bir sonraki bir sonraki programa Allah kavuştursun, Allah kavuştursun demek edip. icap ediyor. Ee, çünkü. Yazıyla yazıya geldik. Yazıyı önümüzdeki e, hafta konuşmamızda daha uzun boylu e, anlatmam anlatmaya çalışacağız. Ee, yazıdan sonra da e, Sümerler'de icat edilen tekerleğe ve en önemlisi olağanüstü bir deha ürünü olan yelkene geçeceğiz. E, aslında deha verimi olmayan ne var acaba Sümerler'de? Bir de bu da sorulabilir. Bana kalırsa hemen hemen hiçbir şey yok. Çok mümtaz bir kavim. Hocam niye felsefe bilim burada başlamıyor diye sorup bir sonraki bölümü böyle açalım mı? Yani hani deha ürünü her şey var ama niye Yunan'da başladı da Sümer'de başlamadı? Şey olmaz yani birçok şey vardı. da. E, Hayır bu o, derece soyut ya da bu derece. Her şey bir sürece bağlıdır. E, felsefe bilimin ortaya çıkması için çok güçlü bir edebiyata ihtiyaç var insanın en önemli başarılarından biri edebiyattır. Şeyde, e, burada yazı henüz ke, e, icat ediliyor. Edebiyatın vazgeçilmez şartı, sözlü edebiyat yok mu var. Ama o sözlü edebiyatında varlık sebebi yine yazıdır. Yazıya geçirilmiştir. Evet, bu soruyu bir sonraki programda evet. devam edelim. Daha doğrusu İyi cevaplamaya. akşamlar dileyerek huzurlarınızdan saygılarla ayrılıyoruz efendim. Evet değerli izleyenler felsefe söyleşilerinden bu hafta bu kadar. Bir sonraki programda tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.